Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Hız kaybetmeden hemen bir soğuk baklava tarifi var sizlere. Hemen hamurunu yapımına başlayalım. 80 gram kadar tereyağımız var. 2 yemek kaşığı sirkemi koydum üzerine. Yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı yoğurt. 1 çay bardağına yakın sıvı yağ. Yani yarım çay bardağından biraz fazla olsun, tam dolu olmasın. 1 çay bardağı dolusu su. 2 tane yumurta, 1 fiske tuz ekleyeceğim. Ve hemen karıştıracağım. Hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Toplamda 7 su bardağı un kullanarak arkadaşlar kıvamlı, özlü, güzel bir hamur yoğuracağım. Un kalitesine göre un miktarı çok değişebilir. Aman çok dikkat edin. Ne sert bir hamur olacak, ne yumuşak bir hamur olacak. Böyle özlü, kıvamlı, güzel bir hamur olması gerekiyor. Evet, yaklaşık arkadaşlar hamurumuz böyle toparladıktan sonra yaklaşık 5 dakika kadar hamurumuzu çok güzel yoğurmamız lazım. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğursak baklavamız o kadar güzel açılır, hamurumuz o kadar güzel açılır. Bütün püf noktalarıyla anlatacağım sizlere baklava, soğuk baklava nasıl yapılır. Şimdi herkes bir soğuk baklava yapıyor ama gerçekten bir baklavacı olarak yani uzun yıllar bu işi yapmış biri olarak en güzel tarifi sizler için hazırladım ve sizlere sunuyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Gerçek soğuk baklava bu yani çok lezzetli oluyor, çok güzel oluyor. Şimdi bezeleri ayırdım arkadaşlar. 100 gramlık bezeleri ayırdım. Oklavamın uzunluğu 1 metre. Onu söyleyeyim sizlere. Bu konuda çok mesaj geliyor bana. Ne kadar kalın oklavanız olursa o kadar kolay açarsınız. Bunu da söyleyeyim size. Çok hızlı konuşacağım ve çok sizlere püf noktası anlatacağım bu videoda. Ondan sonra bu beze 100 gramlık yapmış olduğum bezelerimi ben normalde 150 gram falan açıyorum ama hani böyle sizlere göstermek için 100 gram açıyorum. Daha büyük de açabiliyorsanız açın. Çok büyük açamıyorsanız bezelerinizi daha küçük yapın. İlla benim söylediğim miktarda yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Nişastalayarak sadece nişasta un eklemiyoruz. Nişastalayarak bu büyüklükte açıyorum hepsini. Daha sonra böyle buzdolabı poşeti veya streç sererek bir dikdörtgen tepsinin içerisine yerleştiriyorum onları ve dinlenmeyi bırakıyorum. Bir gece dinlenirse muhteşem kolay açılır. Aceleniz varsa 2-3 saat bekletin mutlaka. Şimdi hemen açma işlemine geçiyoruz. Yine hız kaybetmeden arkadaşlar. Yufka açma konusunda baklava hamuru nasıl yapılır, şerbet nasıl yapılır, yufka nasıl açılır diye kanalımda bu şekilde tek tek ayrı ayrı eğitim videoları var. Onları mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir. İkincisi de arkadaşlar, şimdi sizlere açmayla alakalı püf noktası vereceğim. Ne kadar yufkanızı hızlı açarsanız o kadar hamurunuz elinizin içinde ısınır ve o kadar ince açılır. Bu büyük bir püf noktadır. Aman ona dikkat edin. Böyle yavaş yavaş açarsanız, böyle açıp beklerseniz, oradan mı sarayım, buradan mı sarayım diye beklerseniz arkadaşlar, hamurunuz elinizin altında hiç anlamadan havanın hava şartları çok önemli oluyor bu baklava yaparken. Baklavanız kuruyabilir ve güzel açılmayabilir. O yüzden hiç acımayın hamura ve sürekli hızlı bir şekilde hamurunuzu açın. Bakın ne kadar daha hızlı hamur açabiliyorsunuz. Evet efendim, şimdi 30'a 40 santimlik bir tepsi kullanacağız ve tepsimin altına hamurumu döşüyorum. Şimdi bu tepsiye ne kadar hamur kullanacağım onu da söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. 100 gramlık bezelerim vardı. 4 yufka alta koyacağım, 4 yufka üste koyacağım. Yani 4 beze altta olacak, 4 beze üstte olacak şekilde toplamda 8 tane beze kullanacağım. Geri kalan hamurlarınızı da ya buzluğa atın ya 2 gün buzdolabınızın normal bölümünde durabilir, bekletin. Veya böyle küçük tepsi baklava yapın arkadaşlar. Çok güzel bir hamuru mutlaka değerlendirin. Evet, bir de arkadaşlar çok fazla nişasta eklemiyoruz hamurumuza. İlk başlarda ekliyoruz, daha sonra eklemiyoruz.
İlk başlarda bolca ekleyin ama hamurlarınızın üzeri nişastalı olmasın. Lütfen ona çok 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 dikkat edin. Çok güzel olmuyor, çok lezzetli olmuyor, onu söyleyeyim sizlere. Böyle hamurlarınız pürüzsüz ve pırıl pırıl olsun. Evet, kullandığım un, onu da söyleyeyim sizlere, çok özel bir un değil. Hani bu Antepli baklavacıların kullandığı özel bir un değil. Un markamı da yazarım videomun altında, oradan bakabilirsiniz. Normal bir un ama böyle marketlerde biraz zor bulunuyor. İnternetten veya metro marketlerden, süper büyük marketlerde bulunabiliyor veya un toptancılarında bulunabiliyor. Ben çok yoğun sipariş yaptığım dönemlerde böyle çuval çuval alıyordum ve toptancı benim evime kadar da getiriyordu unlarımı. O yüzden dışarıda böyle 5 kiloluk, 10 kiloluk bu unlardan bulmak biraz zor. 25 kiloluk paketler halinde satılıyor bu un. Görüyorsunuz yufkanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Yani tabii ki çok 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 yıllarca baklava yaptığım için el alışkanlığı var. Ama dediğim püf noktalara uyarsanız ve biraz böyle fazla baklava yaparsanız eminim çok güzel yufkalar açacaksınız. Ben açamıyorum Emine Hanım, ne yapacağım diyorsanız hiç problem değil. Aynı hamuru minik minik bezeler yapın arkadaşlar. Aralarına nişasta serpin. Merdane ile tepsi büyüklüğünüzde açın. Yine aynı soğuk baklava yapabilirsiniz. Emin olun çok güzel olacaktır. Açabildiğiniz büyüklükte bezeleri yapın. Yani ben şimdi video çektiğim için hani bu kadarını gösterebiliyorum sizlere. Emin olun 100 gramlık beze bana küçük geliyor. 150 gram açıyorum. Çok daha büyük oluyor. Ama videoda tabii ki o kadar gösterilemiyor. Gösteremeyebiliyoruz yani. Hem çekip hem onu yapamıyorum. Evet, şimdi 4 taneyi koyduktan sonra arkadaşlar üzerine isterseniz cevizle, fındıkla istediğinizde yapabilirsiniz. Benim elimde biraz bol fıstık vardı. Bugün böyle bonkör davranacağım kendime. Diyetisyenim de buradan duymasın. Kendime de ödül vereceğim. Bu baklavadan kesin yemem lazım. O yüzden bol bol fıstıklı yaptım baklavamı. Üzerine olmazsa olmaz, soğuk baklavanın olmazsa olmazı beyaz çikolata. Mutlaka bu çok önemli. İyice rendeledim. İnce taraftan rendeledim. Rendenin bölümünden. Soğuk çikolatayı da üzerine serpiyorum. Miktarlarını, her şeyini videomun altına yazacağım arkadaşlar. Oradan hepsine bakabilirsiniz. Şimdi yine açmış olduğum diğer yufkalarımı da baklavamın üzerine serpeceğim. Şöyle tepsimi de ayarlayayım. Evet, bütün yufkaları bu şekilde 4 tane altta 100 gramlık bezelerden 4 tane de üst kata koyduktan sonra işlemimizi bitireceğiz. Bu arada 250 gram erimiş tereyağım var. Üzerine bu bir püf nokta daha vereceğim sizlere arkadaşlar. Çok yanlış yapılan bir işlemi söyleyeceğim sizlere. Şimdi baklava yaparken böyle baklava yağınızı ısıtıyorsunuz baklavanın üzerine dökmek için. Daha sonra kızgın yağ hamurun üzerine döktüğünüz an cos diye hamurunuzu yakıyorsunuz. Sonra onu fırına koyduğunuz zaman hamurunuz hemen kızarıyor. Baklava pişti diye ocaktan alıyorsunuz. Sonra şerbet diyorsunuz. Efendim sonra ne oluyor? Baklavanız hamur oluyor. O kadar önemli ki bir küçük nokta bile çok önemli. Bunlara lütfen dikkat edin. Lütfen baklava videolarımı çok iyi izleyin. Gerçekten inanılmaz derecede bilgiler var onların içinde. Onları kaçırmamanız lazım. Şimdi yağımı erittim. Üzerinin köpüğünü aldım. Baklava yağımın üzerinin köpüğünü aldım. Tereyağının üstünün yani köpüğünü. Onun altında da tortusu kalıyor. O altısının altını da hiç karıştırmıyorum. Böyle dinleniyor şu anda.
Soğuk değil. Kesinlikle soğuk yağ kullanmayacağım. Sıcak kullanacağım ama kaynar değil. Kaynar kullanırsanız hamurunuzun üstünü haşlarsınız ve çok kötü bir görüntü olur. Benim baklavalarım arkadaşlar beyaz olur. Genelde açık renk olur. Ondan sonra üzerleri tertemiz olur ve görünüşte içleri çok güzel pişmiş olur. Baklava normal yani olması gereken şekli budur arkadaşlar. Tabii ki biz Antep baklavacıları gibi değiliz. Yani onlar odun ateşinde pişiriyorlar. Ev fırınlarında olabilecek en güzel ev baklavası nasıl yapılır? Biz onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani ben onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, videonun başında da söylediğim gibi çok konuşacağım ben. Çünkü her şeyi sizlere anlatmak istiyorum. Her şeyi pişirmesinden şerbetine, gördüğünüz gibi yağım tertemiz. Her şeyini aldım, hurdasını falan aldım. Böyle içinizde bu hurda kaldı diye düşünüyorsanız incecik bir süzgeçle de yağınızı süzebilirsiniz. O da olur. Şimdi bu baklavaya normal baklavadan biraz daha az yağ kullanacağız. Normal baklavalara biraz daha fazla kullanıyoruz. Birazcık daha az kullanacağız. Şimdi pişirme önerisi şeyi çok önemli. Önceden ısıtmış olduğum 180 dereceli fırına şimdi baklavamı göndereceğim arkadaşlar. 20 dakika baklavamın kabarmasını bekleyeceğim 180 derecede. Kabardıktan sonra 140 derecede 1,5 saat baklavayı pişireceğim. Hemen onu fırına atar atmaz ben şerbetimi koymaya başladım arkadaşlar. 5 su bardağı toz şeker. Şerbeti çok önemli. Soğuk baklavanın en önemli noktalarının bir tanesi şerbetidir. 5 su bardağı toz şekerin üzerine 1 su bardağı su ekledim, ocağa koydum ve kaynattım. Başka hiçbir su eklemiyoruz. Şeker eridikten sonra ocaktan aldım ve üzerine arkadaşlar 3,5 su bardağı süt döktüm. 3,5 su bardağı sütümü döktüm. Güzelce karıştırıyorum. Zaten soğuk olur. Hemen soğuk sütü koyduktan sonra şerbetimiz hemen soğuyor. Onu karıştırdıktan sonra üzerine 1 litre bir kutu böyle gördüğünüz gibi şekersiz sıvı krem şanti ekliyorum. Kesinlikle kremayla denemeyin. İğrenç oluyor onu söyleyeyim sizlere. Sıvı krem şanti kullanmanız lazım. Şimdi söylediğim şekilde arkadaşlar baklavamı pişirdim. Gördüğünüz gibi şimdi fırından aldım. Aşırı derecede sıcak. Soğuk, içi fıstıklı, muhteşem pişirdim. Tam istediğim kıvamda oldu. Söylediğim gibi arkadaşlar, şimdi şerbetlemesini izlerken pişirmesini tekrar sizlere söylemek istiyorum. İlk önceden ısıtmış olduğumuz 180 dereceli fırında, 180 dereceli fırında 20 dakika pişirdik. Bu pişirme amacımız baklavamız yüksek derecede olup böyle kabarmasını sağlamak. Daha sonra pişirmiş olduğumuz baklavamızı derecesini 140 dereceye, 140-150 dereceye indiriyoruz. İndirdikten sonra 1,5 saat o şekilde pişiriyoruz onu. İçinin iyice pişip kuruması lazım. Üstünün kızarmaması lazım. Üstü böyle pembe olacak ama içi çok güzel pişmiş olacak, kuruyacak. Bunu gerçek muhteşem baklavalar yapan gerçek Antepli bir ustadan öğrendim. Onu söyleyeyim size. Şimdi çok fazla kakao koymak istemiyorum üzerine. Hani çok kakaolu sevmiyorum. Yine bitter çikolata veya sütlü çikolatanızı rendeleyin ince bölümüyle. En alt kısma çok hafif bir kakao serdim. Fazla serpmeyeceğim çünkü kakao güzel olmuyor. Yani onu sevmiyorum. Yoğun olsun istemiyorum. Çok hafiften serptim. Hiç serpmeyebilirsiniz arkadaşlar. Rendenizin ince bölümüyle rendelemiş olduğunuz çikolatanızı baklavanın üzerine güzelce döşüyorsunuz. Ve daha sonra süslemek için bu şekilde Antep fıstığı serpiyorsunuz. Ve yine bir püf nokta daha söyleyeyim size. Baklavanızı yaptıktan sonra mutlaka yaptınız bir gece buzdolabında bekletin. Buzdolabında beklettikten sonra ertesi gün çıkartın. Ve üzerine süslemesini ondan sonra yapın. Ama bu baklavayı mutlaka yapın. O kadar güzel ki çok güzel. Çok çok güzel bir tarif. Çok güzel bir tatlı. Bulabileceğiniz, görebileceğiniz, evde yapılabilecek en güzel soğuk baklava tarifi diye iddia ediyorum. O derecede söyleyeyim sizler arkadaşlar. Yani 18 yıl baklava yapmış, baklava ticareti yapmış birisi olarak söylüyorum.
Bu tarifi kaçırmayın. Çok güzel bir tarif. Evet, iç görüntüsü de bu şekilde. İnanın içerisinde o kadar çikolata olmasına rağmen çok hafif bir tatlı. Yani nasıl diyeyim, keşke ikram edebilme şansım olsa sizlere. Çok hafif bir tatlı. Yani o kadar çikolata olmasına rağmen hafif, lezzetli, fresh bir tadı var. Hele fıstıklı olursa yani çok güzel. Evet sevgili arkadaşlar, bayrama kadar bol bol değişik baklava ve tatlı tariflerim gelecekler sizlere. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka nasıl buldunuz, fikrinizi merak ediyorum, yorumlarınızı merak ediyorum. Bana mesaj atın. Mutlaka bir beğeni yapın, bir yorum yapın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Sizlere daha güzel tarifler sunabilmek için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Yarın yeni bir tarifle tekrar geleceğim.